ve bizlere danışmanlık yapan 18 örgütün silahı. Projelerimizi birazdan size sunmanın mutlu ve heyecanlı içerisindeyiz. Bu projelerle aktif görev almış biri olarak şunları söylemek istiyorum. Ben bir üç arkadaşım atıklarını atma eğitime bağışlı projesinde çalışıyorum. Kullanılmayacak durumdaki ev tutumu, yani telefon, tablet, bilgisayar, adaptör, elektrikli ev aletleri ve benzeri ürünleri okulumuzdaki tüm sınıfları organize ederek topladık. İlçemizdeki geri dönüşüm merkezine ulaştırdık ve bunun karşılığında Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı tarafından bir öğrenciye burs almış olduk. Tabi bu yaptığımız çalışmaların kısa bir özeti. Asıl söylemek istediğim proje öncesi ve proje sonrası kendimi değerlendirdiğimde doğaya daha saygılı, geri dönüşüm önemini farkına varmış, hiç tanımadığımız bir öğrenci arkadaşımızın hayatına dokunmuş olma ihtimalimizin bulunması beni mutlu ediyor ve iyi hissettiriyor. İyi ki bu projeye katılmışım diyorum. Projelerde görev alan diğer öğrenci arkadaşlarımın da beni istedikçilerine eminim. Peki projemizin arkasında başka neler var? 40 öğrenci arkadaşımızın yazdığı kurallarla farkındalık kitabı var mesela. Belki de aralarından birileri yazdırılacak. Kim bilir? Krizi ısınmadan GDO'lu yiyecekleri, tohum bombasından robotik kodlamaya ve daha nicelerine. Öğrenci arkadaşlarımızın adına projelerle bize destek veren danışman öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin müzik öğretmenimiz Kerem Özdemir ve sınıf öğretmenimiz Onur Ergönmez'in dinleksini dinlemeye, ardından da Kuberek ismi ve ölçülüşü yapmaya devam ediyoruz. Thank you.
tarzı bilmiyorum da Reddağlı Eskip Seyran'da çok orijinal güzel şeyler var. Orijinalde şey, yaşlarımız 5-6'lar. 8 Aralık'ı seçmiyoruz, sınav grubu yapıyorum. Sınav grubu, çünkü için belediye mezun paralar hassas yani. Evet. Sınav olarak, mesela DYK'da... Bir tanesi hastalandı. Evet. Kapıyı arabayı bırakmış. Çocuğu hastalandı değil mi? Şey yapmış. Evet. Böyle hareket ediyorum da sonuçta bir takım çalışması. Sadece müdür yardımcısı ve müdürlüğü olmuyor bu işler. Daha önce herkesi çok belgen projesi vardı adem için. Kapaklar, nasıl tahtalar falan aldım. Ben de böyle koydum. Diyor ki İzmir'de sınıf tartmaları 20 gün sonra yazıyor. Ne yapayım ben 20 gün buldum. Okul açılmadan o gece hemen o tartmaları taktım. Karabağ, kamera falan. Burada yüzyıl yani. Ne diyecek? Seneye de aşağı bir burada görsel tanıklar da var. Değil, şimdi hocam bu elektronik atıkla ilgili süreci bir anlatın. Hangi vakıflarla, hangi derneklerle iletişim kurduk, ne yaptık? Şimdi başlangıçta çocuklar iyice projeyi öğrensin hali üzerine bayağı bir araştırma yaptık. Bu amaçla eşim Beylikdüzü Belediyesi'yle çalıştığı için böyle reklamı vermeyecek şekilde. Eşimin aracılığıyla birlikte oraya geziler düzenliyoruz. Bölge atık okuma merkezlerini inceledik. Çocuklar bayağı ilan yaklaşık 1,5 saat oradaki beyefendimizle sunum gerçekleştirdi. Çocuklara bilgilendirdik. Daha sonra edinlerimizle bilgilendirdi. Sunum haline getirdik. Yani çocuklar bilinçli olsun önce neden bir atık topluyoruz bunu bilgilendirdi. Sonra bütün sınıfları tek tek gerçekleştirdik. Yani sunum gerçekleştirdik. Sonrasında ürünlerimizi toplamaya başladık. Sağ olsun öğretmen arkadaşlarımız olsun, velilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun. Epey bir ürün topladık. Topladığımız ürünlerine güvenli bir şekilde TEGE ile iletişim kurarak ulaştırdık kendilerine. Güzeldi yani en azından çok daha öğrenci katkısında tutardık ama bir öğrenci... Neler bunlar? Mesela neler giriyor bu hayatta? Şöyle onun sınıflandırmasını yapmış TEGE. Yani ben onun sayfasını incelediğimde yani toplanan ürünler belli başlı şablonları aslında topluyorum. Mesela bilgisayar, kullanılmayan bilgisayar, bilgisayar kasası, işte kaset çalar, işte telefon gibi aslında büyük de hafif ama daha da ağır şeyler tercih ediliyor toplamanın günler arasında. Yani eğitim adına geri dönüştürebilir şeyler. Evde de hemen hemen herkesin evinde olan şeyler, tablo mesela. Size ne dediler şimdi? Şey mi, bir öğrenciye bozum veriyorlar? Biz de belgeyi gönderdi aslında. Belgenin sizin standartınızdan... Bu belgeyi getirtebilir miyiz? Nasıl bir ne var? Şimdi karşılıklı olarak bize şu kadar miktarda bir toplandı, bir açıklama geldi, teşekkür sunuyorum. Ama belgenin kendisi bir öğrenci, özellikle hayat boyunca en azından bir öğrenci bir günden diyerek böyle bir... Daha şeye geleceğiz. İmza gününe. İmza gününe geleceğiz. 40 öğrencimiz var. Sağ olsun Sinan Hocam, Ufuk Hocam, editör birlikte düzenlemesinden. İmza gününe geleceğiz. Aslında birer tane ilçeye gönderebiliriz. Tabii. Böyle olmaz. İmza gününe geleceğiz.